Ya adam evde yoksa? Ne yapacağız şimdi? Kocanızı diri diri gömmüşler mi diyeceğiz? Olur mu canım öyle şey? Her şeyin bir adabı vardır. Ben hallederim. İyi, sana bırakıyorum bakalım. Çok merak ediyorum ne diyeceksin. İyi günler. İyi günler. Mesut Bolu'nun evi mi? Evet. Kocanız evde mi? Yok, gelmedi. Aradım, telefon da kapalıydı. Ben de merak ettim. Aslında kalmazdı hiç bu saate ama. Emine Bolulu, 43 yaşında. Bekçinin karısı. Yoksa bir şey mi oldu? Sizin isminiz nedir? Emine. Emine Mesut. 1996. Emine Hanım, bizle gelmeniz gerek. Emine Hanım, biraz sakin olmaya çalışın. Solayıp komiserim. Gitti aslanım benim. Gitti evi bindireyim. Ben ne yapacağım şimdi? Bu yüzük kocanızın mıydı? Konuşabilecek durumda mı? Tansiyonu normale döndü. Yalnız hala aldığı sakinleştiricinin etkisinde. Bu yüzden konuşurken belki zorlanabilir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başınız sağ olsun. Kocanızı en son ne zaman gördünüz? Dün, akşamüstü. Peki en son ne zaman konuştunuz? Yatmadan önce aramıştım. Eltimlere gidecektik. İzin almayı unutma sakın. Tamam, tamam. Sabah patron gelince söyleyeceğim. Peki, tekrar başınız sağ olsun. Bölgeyi çevirin. Etrafı detaylı bir şekilde tarasın çocuklar. Ha, bir de bekçi kulübesini de arayın. Ne var ne yoksa toplasın çocuklar. Ekrem bekçinin silah olduğunu söyledi. Şöyle bir baktım kulübeye ama bir şey yok. Muhtemelen üstündedir ama. Cesedi çıkarmadan anlamamız imkansız. Yine de tedbirli olmak lazım. Kulübe dahil her yeri karış karış arayalım. Ha, bir de silahın ruhsat kaydını da almayı unutmayalım. Tamamdır. Arkadaşlar kesmeye başlıyorlar. Tamam, sakın bir hata yapmayın. Merak etmeyin, sapmaları da hesaba kattık. Vücudun kuzeydoğu yönüne doğru uzandığını tespit ettik. Güzel, betonda başka bir şey var mı? Ne gibi? Bana mı soruyorsun, ne bileyim ben, belki bir ceset daha var. Belki de silah vardır. Hemen bir metal dedektörüyle tarama yaptırıyorum. Her şeyi ben mi düşüneceğim? Dikkatinizi biraz daha işinize verin. Tamam.
Başkomiserim, bu beton bloğu çıkardık, vinci yükledik şimdi. Emniyete doğru yola çıkıyor. Ya silah? Hayır başkomiserim, kulübesine de baktık, silahı bulamadık. Ama çeşitli parmak izi ve DNA örnekleri aldık. Gelişmelerden haberdar edin. Zaten çok bir şey kalmadı, bizim de işimiz bitmek üzere başkomiserim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne oldu? Niye başlamadınız da? Maalesef bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil Ayça. O ne demek? Kim yapacak peki? Özer Bey geldi. Hazırlanıyorlar. Özer Bey kim? Adli jeolog. Özer Bey, Ayça komiserim. Evli olduk komiserim. Merhaba. Dosyayla onun birimi ilgileniyor. Asistanım Hakan. İşiniz zor. Çok uzun sürer mi? Merak etmeyin. Mümkün olan en kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Özer Bey, olay yeri metal dedektörleriyle bloğun sol üst kısmında bir cisim tespit etmişler. Adamın silahı kayıp. Anlaşıldı. İçeride ne varsa zarar vermeden çıkarmaya gayret edeceğiz. Tamam. Size kolay gelsin. Bir şey çıkarsa bana haber verirsiniz. Ben de kahve almaya gideceğim. Bir şey ister misin? Ben de geleyim Ece. Kolay gelsin. Adamın telefon kayıtlarını istediniz mi? Ayşe ilgileniyordu, bilmiyorum. Ya silahın kayıtları? Dosyaya ekledim. Silah yok ama en azından balistik kayıtlar elimizde. Ya ne düşünüyorum biliyor musunuz? Adamı öldürmeleri için ortada bir sebep göremiyorum. Belki şahsi bir meseledir. Telefon kayıtlarından sık görüştüğü isimleri belirleyelim. Uyuşturucu, alkol, kumar gibi alışkanlığı var mı öğren bakalım. Tamam, başlıyorum. Başkomiserim. Adamın parmak izini silahın ruhsat kaydındaki parmak izi örnekleriyle karşılaştırdım. Mesut mu? Evet başkomiserim. Yemek hem de soluk borusunda beton kalıntıları var Orhan. Demek canlıymış gömüldüğünde. Baygınken atmış olabilirler. Kesin olmamakla birlikte kafasının arkasındaki izlere bakılırsa sert bir cisimle vurmuş olabilirler Orhan. Belki de ölü sanıp gömmek için oraya attılar. Eğer kendine gelip de hareket etmeseydi... Eli dışarı çıkmayacaktı ve kayıtları da kayıp olarak geçecekti. Sonsuza dek kimsenin haberi olmazdı herhalde Orhan. Teşekkürler hocam.